Efendim Samsun'un nabzından mutlu akşamlar diliyorum. Bu akşam Vezirköprü Belediye Başkanı Sadık Ediz konuğumuz olacak. Kendisiyle Vezirköprü'yü konuşacağız. Hem de ülkenin gündeminde olan gelişmeleri konuşacağız. Sadık Bey hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk, teşekkür ediyorum. Ben de size hayırlı akşamlar diliyorum. Öncelikle ekranlar başında izleyicilerimize, Vezirköprü'lü hemşerilerimize saygılarımı ve sevgilerimi sunuyorum. Teşekkür ediyorum, sağ olun. Ben de teşekkür ediyorum. Artan terör olaylarıyla birlikte ateşler düşüyor evlere artık biliyorsunuz. Bu konuyla ilgili değerlendirmenizi alalım, mesajınızı alalım sonra Vezirköprü üzerinde yoğunlaşalım efendim. Tabii ki Temmuz ayından itibaren ülkemizde Doğu ve Güneydoğu'da gelişen olayları hep birlikte sizler de bizler de izliyoruz. Tasvip etmediğimiz, onaylamadığımız bir sürü sivil vatandaşımızın Kürt, Türk ayrımı yapmaksızın olayları bugünlere getirmek, bazı güçlerin düğmeye basması, askerimizin, polisimizin şehit edilmesi. Biz her türlü terör olaylarını lanetliyoruz. Tabii ki kandan ve nefretten terörü hiçbir şekilde tasvip etmiyoruz. Bizim bugüne kadar Türk'ün, Kürdümüzün hep birlikte yaşadığı bu devleti biz kolay kazanmadık. Bugüne kadar da bunları kazanmak için çok uğraş verdik. İnşallah bu eski huzurlu günlerimize mutlaka döneceğiz. Bu kirli oyunlar bir gün maskesi düşecek diye düşünüyorum. Biz rahmetli olan askerimize, polisimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Yaralı olan gazilerimize acil şifalar diliyorum. Ailelerine de başsağlığı diliyorum ülkemize. İnşallah bu huzurlu günler mutlaka eski günlere dönecektir. Bazı kirli emeller hedeflerine ulaşamayacaktır diye düşünüyoruz. Hayatını kaybeden bütün vatandaşlarımıza tabii ki başsağlığı diliyoruz. Evet. Ülkemizin, milletimizin başı da sağ olsun diyorum. Peki efendim, şimdi Vezirköprü üzerinden yürüyelim. Vezirköprü 30 Mart sonrası hangi makro projeleri hayata geçirdi, tamamladı? Ana başlıklarıyla bunların üzerinde konuşalım. Şimdi Vezirköprü ilçemiz tabii tarihi turistik bir ilçe. İlimize 114 kilometre uzaklıkta. 30 Mart seçimlerinden sonra 63-60 sayılı büyükşehir yasamıza girdikten sonra bizim 137 köyümüz, 2 beldemiz mahalle oldu. Bunların yerleşim birimleriyle birlikte toplam 300 yerleşim birimimiz var. Bununla birlikte 1762 kilometre kareyiz. Tam Samsun ilimizin en büyük ilçesiyiz. Evet. Nüfus yoğunluğu olarak da 3. merkez ilçelerimizden hariç 3. durumdayız. Tabii biz o günden bu tarafa büyükşehir yasamızın, halkımızın alışması, tabii burada bir takım uygulamalar bir anda. Ben 2009'da belediye başkanlığına başladım. Evet. Tabii ki 5 yıllık süreçten sonra ilçe dahilinde çalışmalarımızı sürdürüyorduk. Bununla birlikte 2014'ten itibaren köylerimiz de bizim mahallemiz oldu. Bu çalışmaları köylerimizde de sürdürmeye başladık. Tabii biz hem Büyükşehir Belediye'miz hem ilçe belediyesi olarak bu çalışmaları o günden itibaren sürdürdük. Tabii istenilen verimi yeteri kadar aldık mı alamadık açık konuşalım. Ama almak için uğraşıyoruz, çalışıyoruz. İnşallah bu sistemi Vezirköprü'de arzuladığımız hedefe ulaşacağız diye düşünüyorum. Ulaşmakta zorundayız. Başka alternatifimiz, başka seçeneğimiz yok. Evet. Bunu yaparken tabii hem ekonomik olarak, hem zaman olarak, hem süreç olarak önceden il özel idare döneminde araçların Vezirköprü'ye ulaşması, bu hizmetin bir anda yapılması tabii ki çok zordu. Ve zaten bugüne kadar da bu hizmetlerin aksamasının, gecikmesinin nedenlerinden en büyük özellik hem coğrafi yapı olarak büyük olmamız hem de ile uzak olmamız bunu etkiledi diye düşünüyorum. Biz başladığımız bugünden bu tarafa tabii hem yol hem kanalizasyon hem altyapı hem değişik öbür parkedir, asfalttır bunun çalışmalarını o günden beri sürdürüyoruz. Tabii burada biten hedeflerimiz var, biten çalışmalarımız var. Sürmekte olan çalışmalarımız var. Sonuca ulaşmak istediğimiz çalışmalar var. Tabii bu 5 yıllık çalışma kapsamında sürdürüyoruz biz bunu.
Büyükşehir Belediye'mizle kurmuş olduğu konkursör ve asfalt bilenti şantiyesi ve bizim parke, kum eleme tesisimiz, beton fabrikamız, birazdan yapacağımız beton santralimizle birlikte, artı taş kırma makinemizle birlikte bu çalışmalara başladık. Şu anda bizim 1,5 yıl içerisinde, 1,5 yıl içerisinde bitirdiğimiz tamamlanmış projelerimiz var. Devam eden çalışmalarımız var. Bunların arasında kültür merkezimizi söyleyebilirim. 4000 metrekarelik bir kültür merkezi yaptık. Faaliyete geçti tabii, zaten tabii. Şu anda son aşamasındayız. Konferans salonumuzla, sergi salonumuzla ve sergi kütüphane salonu, fuaye salonları, kafeterya, işte düğün salonuyla birlikte çok güzel bir tesisi kazandırdık Vezirköprü'ye. İlçemizin girişinde olan bir yere koyduk. Karayollar bakım evi olarak kullanılıyordu. Biz burayı karayollarından alarak 2013 yılında başladık. 2014'ün sonunda, 2015'in ortalarına doğru bitirdik. Kimler, güzel bir tesis oldu. Kimler faydalanacak, neler olacak içerisinde? Vezir Köprü'nün öğrencisinden kurum amirlerine kadar bütün herkes faydalanıyor. Sadece şu anda konferans salonunu ve düğün salonunu kullandırıyoruz. Diğer salonlarında inşallah önümüzdeki Ekim ayı 15'inden itibaren açacağız. Burada hem öğrencilerimiz faydalanacak, hem normal vatandaşlarımız, halkımız, bürokratlarımız da faydalanmış olacak. Güzel bir tesis oldu. Onun akabinde butik otelini açtık. Butik otelde halkımız yaklaşık 45 misafirimizi ağırlıyoruz. Üstünde de restoranımızı 15 gün önce tamamlamış olduk. Evet. Altında da 10'a yakın iş yerlerini kiraya verdik. Evet, ve Vezirköprü böyle bir tesis de kazanmış oldu. Güzel oldu. Göl beldemizde 52 adet iş yerini göl mahallemize kazandırdık. Burada hem kapalı sebze pazar alanını oluşturmuş olduk, hem de bu 52 tane iş yerini insanlarımıza kiraya vererek temiz bir nezih çalışma ortamını sağlamış olduk. Bu da hem o bölgedeki insanlarımızın, hem de bizim Vezirköprü Belediyesi olarak oradaki o satış alanını oluşturmamız, o hijyenik alanı oluşturmuş olmamız. Yani örneğin bir yağmur yağmasında bile insanlarımız rahatça güneşin altında alışveriş yapmak var. Sebzelerini, getirdikleri pazar ihtiyaçlarını o bölgedeki insanlara, o çalışma ortamını sağlamak güzel oldu. Hem biz akar olarak kira geliri sağlamış olduk belediyemize, hem de o hizmeti insanlarımıza sunduk. Ama güzel oldu. Ben her bu 2-3 yatırımında hayırlı olmasını, hayırlı olsun diyorum. Vezirköprü halkı için hayırlı olsun diyorum. Güzel oldu diye düşünüyorum. Yaptığınız çalışmalarda tabii boş yaparsınız. İnsanların kullanmadığını gördüğünüz zaman üzülürsünüz. Bir park yaparsınız, kimse girmez, üzülürsünüz. Ama dolu dolu, canlı bir şekilde İnsanların oraya girip çıkması sizi mutlu ediyor. Mutlu etmekte. Evet. Biz faydalı olduğunu sağladığımız zaman, gördüğümüz zaman biz de mutlu oluyoruz. Tabii ki. Evet. Başka devam eden? Devam eden şu anda çalışmalarımız, tabii ki bir hayli çalışmalarımız var. Ben birazdan ki çalışmalarda, örneğin bir yarı olimpik yüzme havuzumuz vardı. Biz bunu güncelliyoruz şu anda. Yarı olimpik yüzme havuzunu. Nerede güncelledi? O da şehrin girişinde. Yarı olimpik yüzme havuzunu güncelledik. Yarı olimpik yüzme havuzunu güncelledik. Burada doğal gazla kullanmaya başlayacağız. Yaklaşık 1,5 ay içerisinde burayı bitiriyoruz. Bitirmiş oluyoruz. A'dan Z'ye bütün her şeyini değiştiriyoruz. 2005-2006 yılında yapılmıştı burası. Tabii yaklaşık bir 10 yıllık süreçte yıprandı. Deforme oldu. Bazı kullanılan malzemeler de eskidiği için şu ekranda, anda tabii arkadaşlar ekranda görüntü. Şu anda biz hepsini A'dan Z'ye, kömürlü olan ısınmasını bile doğalgaza çeviriyoruz. Çeviriyorsunuz. Tabii biraz önce bahsettim, beton santralini kuruyoruz Vezirköprü'ye. Beton bu çok santrali, önemli bir. Evet, evet. Beton santral ihalesini tamamladık. Yaklaşık ilçemizin 20 kilometre uzaklıkta olan Narlısaray kum eleme tesisinin yanındaki bölümü kuruyoruz. Buradaki ürettiğimiz bu beton santralini
betonları yolların yapımında kullanacağız. Belediye olarak siz mi işleteceksiniz? Evet, biz işleteceğiz. Şu anda temelini kazdık, inşaatına başladık. Yaklaşık 1,5 ay içerisinde de bu beton santralindeki üretimde yaptığımız bu betonları ve malzemeleri kendi işimizde kullanmış olacağız. Ve Vezir Köprü'nün büyüklüğüne baktığınız zaman böyle bir çözüm aslında rasyonelde. Evet. Burada bir hatırlatmada bulunmak istiyorum. Değerli izleyiciler, Vezir Köprü Belediye Başkanı Sadık Ediz'e sorularınızı sosyal medya aracılığıyla iletebiliyorsunuz. Facebook ve Twitter adresleri birazdan ekranda yer alacak. Ayrıca yine canlı yayında Sadık Ediz'e sormak istediğiniz soruları olabilir. Bunun için de ekranda belirtilen numara 362-333-3354 numaralı telefondan bize ulaşmanız da mümkün olabilecek. Bu Samsun nabzında yeni bir başlattığımız bir uygulama. Mümkün olduğunca taleplere cevap vermeye çalışacağız. Evet başkanım. Burada tabii biraz önce bahsettiğim Narlısaray Kum Alüme Tesisi'ni kumunu da çıkarmaya başladık orada. Saatte 150 ton kum eliyoruz. Bu ürettiğimiz bu kumları da kendi yolumuzda, parke yapımında, alt malzemelerde ve inşaatlarımızda kullanıyoruz. Ve bu elek üstü dediğimiz malzemelerde inşallah önümüzdeki süreçte çıkan taşları da orada kırıp yolun alt malzemesi olarak kullanmaya çalışacağız. Tabii. Buradaki bizim bunu yaparken amacımız kendi kullandığımız malzemenin üretimini sağlamak. Evet. Yani burada işletmeci karını kendimize kalmasını hedefliyoruz. Evet. Tabii burada üretimin fazla olması, sürekli olması, seri olması bu bize avantaj sağlıyor diye düşünüyorum. Tabii. Biz sadece kumu elerken elektrik masrafımız oluyor ve işçilik masrafımız oluyor. Geri kalan amortismanını da hesap ettiğimiz zaman bu maliyet bize yarıdan daha az bir şekilde mal olmuş oluyor. Dışarıdan almış olsak bu kumudur, betonudur birazcık daha bize farklı bir şekilde yansıyacak. Hizmetimiz birazcık daha düşmüş olacak diye düşünüyorum. Buradaki amaç üretimi hızlandırarak maliyeti düşürmek ve hizmeti fazlalaştırmak. Daha hızlandırmak. Evet. Kendi ürettiğiniz malı kendiniz daha fazla şekilde kullanmış oluyorsunuz. Evet. Bu devam eden projelerden bir tanesi. Tabii galiba. Devam eden projelerden mezbahanemizi güncelliyoruz. Mezbahanemizi günün şartlarına göre hem makinesini hem inşaat alanını oluşturduk. Burada tabii bu mezbahanemiz Büyükşehir Yasası'ndan itibaren Büyükşehir'e devredilmişti. Biz bunu protokol çerçevesinde Vezirköprü Belediyesi'ne kazandırdık. Büyükşehir Belediyemiz bize devretti. Biz de bunu kendi uhdemizde, kendi çalışmalarımızın arasında sağlayarak biz bu mezbahaneyi normlara, yeni standartlara uygun olarak günlük yaklaşık 20 baş kesim yapıyoruz büyükbaş. Şu anda bu yeni yaptığımız mezbahanede 200 başı günlük kesebileceğiz. Kesebileceksiniz. Başka evet. Devam eden projelerin içerisinde? Devam eden projelerin içerisinde imar uygulamasını yapıyoruz. Ne demek bu? Yani imar uygulaması yeni bir vezir köprü oluşuyor. Evet. 96'da yapılmış olan imar uygulamamızı inşallah İller Bankası Genel Müdürlüğü'nde Büyükşehir Belediyesi'nin kontrolünde yapılmak şartıyla bütün işlemlerini tamamladık. Jeofizik, jeolojik etiklerinde ihalesine çıktılar şu anda. Evet. 2016 yılının Mayıs-Haziran aylarında bu imar uygulamasını inşallah tamamlayarak hem daha fazla ne düşünüyorsunuz yani bitince nasıl bir arsa üretmek, ilçeyi biraz daha büyütmek. Ne tarafa büyüyecek ilçe mesela? Havza tarafından devlet hastanesinin yapımının o bölgesine kadar, Vezirköprü'den durağan kısmına da bu Adatepe kantarına kadar şehir birazcık daha büyümüş olacak. Tabii bizim en büyük dezavantajımız tarım alanı olmamızdan dolayı bugüne kadar ilçe sıkışmış durumdaydı. Biz bunu hem kat sayısını fazlalaştırmak ilçede hem de yol mesafelerini tabii bunlar 96'da yapılan çalışmada gecikmiş bir karardı. Örneğin kapalı olan yollar var. Daha hala Vezirköprü'de %20'si imarın %20'si zamanında imar uygulaması yapılmış ama uygulamaların bir kısmı yollara açılmamış. Siz yol açıyorsunuz şu anda. İnsanlar
Diyor ki yani birilerine rant mı sağladınız? Yok öyle bir şey. Açmak zorundasınız. Çünkü imar olan yolu açacaksınız ki oraya kanalizasyon hizmeti de gitsin, doğalgaz hizmeti de gitsin, içme suyu hizmeti de gitsin. Ama siz bunları yapamadığınız zaman ne o insanlara o inşaat ruhsatını verebiliyorsun, ne o yapılaşmayı sağlayabiliyorsunuz. Eğer bunları yapamazsanız zaten medenileşmek, kentleşmek, şehirleşmek bunların hiçbirini düşünemezsiniz. Düşünmek de istemezsiniz zaten. Niye? Her şey olduğu gibi kalsın. Ben dokunmayayım hiçbir şeye. Hiçbir şey de çalı yapılmasın. Vezirköprü de aynen yerinde kalsın. E şimdi biz bunları yaparsak, kapalı olan yolları açarsak, kapalı olan çalışmaları tamamladığımız zaman şehir daha da büyüyecek. Daha da insanlara iç hacmi ortaya çıkacak. İnşaat alanı ortaya çıkacak. Şehir kentleşmesi daha da büyüdüğü zaman biz son günlerde hem inşaat ruhsatının artması, hem yapılaşmanın artması, hem de ilçedeki nüfusun fazlalaşması bunun bir göstergesi olarak düşünüyoruz. Ama hiçbir şekilde şehrin girişinden tutun, çıkışına kadar, ta en ücra köşesindeki bölgeye kadar hiçbir şey yapmayın, kalsın. Bugün yapmadığınız zaman bu sefer hiçbir çalışma ortamı ortaya koyamayız. Hayır, hiçbir şey yapmayın diyen bir irade var mı? Düşünce farkı tabii var bunlar. Var mı peki? Yani ilçede böyle bir iradeyi ortaya koyan kimse yoktur galiba. Yok yani. Yok herkes... Hayır. Bazı ben kendi düşüncemden esinlenerek çıkıyorum yani bunu yapmak zorunda değilim. Değişme direnen bazı evet. Çevreler var belki. Bazen oluyor tabii. Ama söylediğiniz gibi şimdi 17 tane ilçe var, her birisi kendi içerisinde bir atağa geçmiş. Tabii. Burada yarışmak zorundasınız ve ilklerde olduğunuz zaman siz de mutlu oluyorsunuz. Ama her geçen gün kan kaybeden bir ilçe olduğunuzu düşünün. Nüfusunuz azalıyor gittikçe. Her gün göç veriyorsunuz. Biz bunları 2004, 2005, 2006 yıllarında yaşadık. Tabii ilçemizin sanayisi olmaması, iş saatlerinin kısıtlı olması, tabii insanlarımız da zorunlu olarak göç olaylarına başladı. Ta ki bu belli bir yıllar devam etti. Ama evet. Şu son günlerde görüyoruz, ilçeye doğru dönüşlerde başladı. Dönüşlerde başlamış evet. Oldu. Bugün Tekirdağ, Saray, İstanbul, Ankara ve Bursa gibi değişik yerlerimizde, yöremizde, illerimizde insanlarımızın, Vezirköprülü hemşehrilerimizin çalışma ortamı için gittiklerini görüyoruz. Tabii bunlar isteyerek gitmediler. Kendi zorunlu olarak ortamını sağlamak, kendi ailelerinin geçimlerini sağlamak için gittiler bunlar. Evet. Tabii bizim de, evet buyurun. Şimdi bu konuştuklarınız nasıl karşılık bulmuş Vezirköprü'de? Vezirköprülüler konuştular, bu konuyla ilgili değerlendirmelerde evet. Bulundular. Vatandaşlar, muhtarlar, onlarla bir araya geldik. Devam eden çalışmalarımız hakkında bilgilendirmek. Tabii. O zaman o detayları alalım. Yani detayları, şu an devam eden projeleri bitirelim o zaman. Sonra sokakta nasıl bir nabız var onu konuşalım. Tabii. Abdülgani Mahallesi'nde 823. sokakta 34 evimizin restorasyon ihalesine çıkıyoruz. Bu sokak sağlıklaştırma dediğimiz 4. sokağımızın sokak sağlıklaştırmasına çıkıyoruz. Buradaki amacımız diğer Vezirköprü evleri gibi. Bunları da restorasyonunu, çatısını, ön kablamasını tamamlayarak diğer 98 tane yaptığımız evin 34 tanesini yaparak toplamdaki sayımızı 132'ye çıkartarak Safranbolu'nun değil de Safranbolu yani diyorlar ya burası tarzında, evet. Vezirköprü mü? Safranbolu ama Vezirköprü'nün tarihi evet. Evleri de meşhurdur. Tarihi evleri tabii ki Vezirköprü'nün tarihi evleri meşhur. Bunları ortaya çıkarmak istiyoruz. Bunun haricinde 59 tane de sivil mimari projemiz var. Onların da hazırlıklarını sürdürüyoruz. 59 tane daha var bunun gibi. İnşallah onlar da özel mimari projeler bunlar. Yani özel mülkiyet diyelim. Evet. Özel şahısların. İnşallah onları da tamamladığımız zaman toplam bu sayı yaklaşık olarak 190'lar civarında çıkacak. Biz de mutlu oluyoruz bunlar yapıldıkça. Hem o bölgelerin çehresi değişiyor. Hem imkanları artıyor. Hem maddi durumları birazcık, en önemlisi de tarihi özelliğimiz ortaya çıkıyor. Belki onu korumaya evet, başlamış oluyoruz. Onu koruyoruz. Temizlik işim şirketimizdeki, temizlik birimimizdeki araç sayımızı, ihalesini tamamladık. 12'ye yakın araca çıkıyoruz şu anda. 7 tanesi bizimdi. 7 tanesi. Önceden başladığımızda bir aracımız vardı. Evet. Şu anda 7 aracımız oldu. 5 tanesinde ihalesini yaptık. Toplam 12 araçla birlikte bu da devam eden çalışmalarımız. Konteynerlarımızı dağıtarak belli bölgelerdeki temizliklerimizi
temizliklerimizi alacağız. Aldığımız bir evet. telefon bağlantısı için ekrana dönelim istiyorum. Alo. Efendim buyurun. Hasan Çelik, Vezir Köprü'den arıyorsunuz. İyi akşamlar diliyorum. Yayınımıza hoş geldiniz. İyi akşamlar efendim. Sağ olun. İyi akşamlar, iyi akşamlar Hasan Çelik. Buyurun Hasan Bey. Vezir Köprü Belediye Başkanı Sadık Ediz'le programa evet. devam ediyoruz. Buyurun. Evet, buyurun. Buyurun tamam. efendim. Efendim. Belediye Başkanımızla mı görüşüyorum? Evet, benim. Buyurun. Buyurun. Efendim, iyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar, teşekkür ediyorum. Sağ olun. Şimdi Sinan Bey'e de Vezir Köprü'ye gelip de bizden sorunlarını dile getirdiği için teşekkür ediyorum. Hoş geldin diyorum. Estağfurullah, evet. estağfurullah. Siz de hoş geldiniz efendim. Buyurun Başkan Hayır. Bey, Başkan Bey'e önerilerinizi, değerlendirmelerinizi ama çok kısa süreli rica ediyorum yalnız. Buyurun. Buyurun. Sayın Başkanım. Efendim, buyurun. Bizim Vezir Köprü Mehmet Paşa Mahallesi'ne TOKİ gelecek mi ve ne zaman gelecek? Evet, güzel bir soru. Ben teşekkür ediyorum. Mehmet Paşa mahallemizde şu anda sit alanında olduğu için Vezir Köprü'de Mehmet Paşa mahallemize TOKİ gelmiyor. Çünkü sit alanında orası arsa maliyeti çok yüksek orada. Evet. Şu anda TOKİ bizim çalışmasını tamamladığımız %85-86'sını ulaştığımız Nalbatlı bölgemizde TOKİ çalışmasına başlıyoruz. Halkın %87'si şu anda olumlu bir şekilde onayladı, muvaffakatlarını imzaladı. İnşallah kısa bir süre sonra Vezirköprü'de 90 dönümlük arazi üzerinde Nalbatlı bölgesinde başlayalım. Tabii bu ama kentleşmenin bir örneği. Yani Hasan Bey'in bahsetmiş olduğu yerde TOKİ çalışması hayır, sit alanında. Şu anda sit alanı olduğu için oradaki arsa maliyeti de yüksek ve oradaki binalarda koruma altında bulunduğumuz için işte Kale Camisi, Kale Hamamı, bir takım tarihi eserlerinde bulunması ve oranın sit alanı ilan edilmesinden dolayı arsa maliyeti de avantajlı durumda olmadığı için Mehmet Paşa Mahallesi'nde şu anda düşünülmüyor. Nalbatlı bölgesini başladıktan sonra inşallah Çayırbaşı Mahallesi'nde de TOKİ'ye başlayacağız. Peki başkanım. Evet. Kaldı. Hasan Bey'e teşekkür ediyoruz katılımından dolayı. Evet. Ben de teşekkür ediyorum kendilerine. Devam eden projelerimiz çok biraz önce dediğimiz gibi temizlik araçları ve konteynerleri dağıtarak çöp konteynerlarımızın bir kısmı da geldi. Belli bir bölgeden aldığımız göl bölgesinden Narlısaray, Yukarınarlı bölgesinden aldığımız çöpleri diğer mahallelerimizi de dağıtarak tamamen İnşallah yılbaşına kadar bütün bölgelerimizden çöpleri toplamaya başlayacağız. Hedefimiz bu. Tamam. Çöp bölgemizi şu anda ıslah çalışmasına başladık. Öğrencik bölgemizdeki olan çöp bölgemizi de ağaçlandırarak halkımıza daha önceden verdiğimiz sözü tamamlayacağız. Çöp bölgemizde de bundan sonra kısa bir süre sonra inşallah onu da aktarmalı bir şekilde çöpümüzü nakliye ederek Kavak'taki aktarma istasyonuna götürmek projemiz var. Bu Büyükşehir Belediye'mizle birlikte ortaklaşa yürüttüğümüz bir proje. İnşallah vahşi bir şekilde de oralardaki çöpleri atık duruma getirmeyeceğiz. Orayı da ıslah ediyoruz. Bu verdiğimiz sözlerin de arkasındayız, duracağız. Tabii diğer mahallelerimizde yaptığımız gibi, şehir merkezimizde yaptığımız gibi parklarımıza ağırlık verdik. Yaklaşık 40'a yakın park tamamladık. Önümüzdeki süreçte diğer mahallelerimizdeki, yapmadığımız diğer mahallelerdeki parkları da tamamlamış olacağız. Mezarlıklarımıza çok önem veriyor. Şehir mezarlıklarını ıslah ettik. Yeni mahalle mezarlığımız bugün park gibi oldu. Defin işleminden tutun, bütün taşıma işlemlerine kadar hepsini gerçekleştiriyoruz. Diğer mahallelerimizdeki parklarımızın temizliklerine başladık. Tabii bu mezarlıkların bakımı da Büyükşehir Belediye'mizdeydi. Bunu da protokol çerçevesinde biz üstlendik, biz yapıyoruz. Hiçbir ücret talep etmeden gerçekleştiriyoruz bunları. Peki. Ve çevre düzenlemesine varıncaya kadar yapıyoruz. Bugün Bahçekonak mahallemizde öyle bir mezarlık başladı ki önceden girilmiyordu. Biz diyoruz ki geçmişimize sahip çıkarsak geleceğimize de sahip çıkarız. Hı hı. Bunlar çok önemli. Bunları yapıyoruz. Kültür evlerine çok ağırlık verdik mahallelerimizde. Şu anda şehir merkezimizde 8-9 tane kültür evi tamamlamıştık.
Diğer mahallelerimizde de başladık. Başladığımız Avdan'da, Cebeli'de, Yeşilada'da bitirdiklerimiz var şu ara. Devam eden Kuruçay'da, Akören'de, Bahçekonak'ta bunlar devam ediyor. Ve buradaki amacımız da yeşil alanlar üzerinde oluşturduğumuz bu kültür evlerimizde ki burada insanlarımızın, halkımızın birbirine karşı dayanışmasını sağlamak, birlikteliğini, beraberliğini oluşturmak. Mahalle aralarında değil de oralarda oturup halkın hem halk eğitim merkeziyle sanat kurslarının düzenlenmesi, hem de Diyanet İşleri Başkanlığı'nın müftülüğümüzle birlikte Kur'an kurslarının oluşmasını, buradaki 3-5 yaş arasındaki çocukların oraya gitmesini sağlayarak orada bir nevi anaokulu bir benzerinde, sübyan okulu dediğimiz okulların açılmasını sağlamak. Bunları birazcık bir nebze başardığımızı sanıyoruz. Buradaki inşallah bunların devamını da getirirsek, diğer mahallelerimizde de bunları oluşturursak Vezirköprü'de güzel bir oluşum sağlarız diye düşünüyorum ve sağlıyoruz diye umut ediyoruz. Doğalgazımız Vezirköprü'ye kullanmaya başladı insanlar. %75'i şu anda Vezirköprü'de doğalgaz kullanıyor. Sadece Hıdırlık, Kuruçay mahallelerimizde yok. Eylül ayında tekrar bağlantı işlemleri devam edecek. Ak Mercan firması tarafından. Tabii bu... Bir telefon, özür diliyorum. Yine bir telefon bağlantısı var anladığım kadarıyla. Buyurun. Alo. 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 İyi akşamlar efendim. Fahri Yılmaz, Vezirköprü'den arıyorsunuz. Evet, Kırat Dokun Mahallesi. Hoş geldiniz efendim yayınımıza. Sadık Ediz programımızda konuk, Samsun'un nabzında. Çok kısa olmak üzere başkana değerlendirmenizi ya da önerinizi almak istiyoruz. Buyurun efendim. Tamam. Alo. Buyurun, buyurun. İyi akşamlar. İyi akşamlar başkanım. İyi akşamlar. İyi akşamlar başkanım. İyi akşamlar, buyurun. Dinliyorum. Sinan Bey'e teşekkür ederim. Bizim kurduğu çok güzel gündeme getiriyor ama senin çalışmaların anlatmalar bitmez Sayın Başkanım. Onun için Vezirköprü'deki yaptığım hizmetle bu gece sabaha kadar sayısına bitmez. Onun için çalışmalarınızı başarılar dilerim Başkanım. Evet, çok teşekkür ediyorum. Aslında Vezirköprü'müz, Vezirköprü'nün insanları her şeyin en iyisine layık. İnşallah daha güzelini yapabilirsek bize de o mutluluk veriyor. Yani bizim buradaki amacımız, halk bizi madem bu göreve seçti, halkımız madem bizi buralarda layık gördü, biz de bunları en iyi şekilde karşılığını verebilmek, en iyi şekilde bu görevlerimizi tamamlamak, bu bir ibadettir diye düşünüyoruz. İnşallah Allah'ın rızasını kazanarak başarılı olabilirsek biz de mutlu oluyoruz. Peki. Fahri Bey, teşekkür ediyoruz katılımınızdan dolayı. Ben de teşekkür ediyorum. Efendim. Çok sağ olun Aron. Peki, şimdi başkanım, devam eden çalışmalar, doğalgazla ilgili çalışmayı da tamamlayın, sonra sokaktaki evet, ses doğalgaz, ne diyor? Doğalgazın akabinde tabii 2012 yılında başladığımız kanalizasyon çalışması Bakır İnşaat tarafından sürdürülüyordu. Fakat şu anda firmanın işi bırakması nedeniyle SASKİ'miz, SASKİ Şube Müdürlüğümüz ve SASKİ Bölge Müdürlüğümüz, Genel Müdürlüğümüz devam ediyor. Bu SASKİ'deki kanalizasyondaki bir takım sıkıntılarımız var. Tikenli Kulebaşı Caddesi'nde işte aşağıda dere, Mencek Deresi'ne akan terfi merkezleri ve bir de hayvan pazarının oradaki durağan yolu üzerindeki cezaevinin kanalizasyon ayakları. Eğer bu terfi merkezlerimizde kısa sürede tamamlarsak Vezirköprü'de kanalizasyon sorununu da bir nebze çözmüş oluyoruz. Yağmur suları döşeniyor. SASKİ'miz tarafından yapılıyor bu. Bununla birlikte asbestli su borularımız değişiyor. Bunlar yıllar önce yapılmış olan borular. İnşallah bu sorunlarda kısa sürede tamamlarsak bir nebze rahatlamış olacağız diye düşünüyorum. Düşünüyorsunuz. Başka devam eden projelerimiz var. Evet, devam eden projelerimiz var. Bir hayli var. MOBESA'yı hizmete sokuyoruz. 22 Temmuz'da Sayın Bakanımız Akif Çağatay Kılıç Bey'in de büyük destekleriyle ihalesi yapılmış olan emniyetimiz tarafından bu Temmuz ayında ihalesi tamamlanmıştı. 22 farklı yer teslimi yapıldı 22 Temmuz'da. İnşallah bu da önümüzdeki süreçte Vezirköprü'ye
kazandırıyoruz. 1-2 ay içerisinde çalışmalarını sürdürüp inşallah yılbaşına kadar da bu MOBESA'mız da tamamlanacak. Çok büyük talihsizliğimiz oldu. 29 Ağustos 2014'te taşanımız yanmıştı. Taşan ihalesi onun da yapıldı. Şu anda restorasyon çalışmaları sürüyor. 2016 yılında bu da tamamlanmış olacak. Yine Vezir Köprü halkımız ve Vezir Köprümüz taşanla kavuşmuş tekrar olacak. Tamam. Evet. Şimdi bir dediğim gibi şu anda vereceğiz. Tabii ara verelim. Ondan sonra devam eden tabii, projeleri devam eden projelerimiz var. Şu anda UKM'a aldığımız kararlarımız var. UKM'a kararlarımızda Vezir Köprü Merzifon hattını oluşturduk. Vezir Köprü her gün Vezir Köprü'den Merzifon'a dolmuş hattı başladı. Ve bir takım parkomattır, park yasaklardır. Bunların çalışmalarını sürdürüyoruz. İnşallah önümüzdeki süreçte de bu bir takım uygulamalarda hayata geçirirsek, örneğin bir kamyon girişi, traktör girişi, bunlar da önümüzdeki süreçte uygulamaya girecek. Bunlar da yapmayı düşündüğünüz çalışmalar neydi? Tabii bir nebze rahatlatmaya çalışıyoruz. Şehir girişi Karayollar Bölge Müdürlüğümüzde tanzimi tamamlandı ve bitkilendirmesini de biz belediye olarak yapıyoruz. Bobartum Kavşağı'ndan tutun Otogar Kavşağı'na kadar ve akabinde de Söğütlük Köprümüzden, şehrin çıkışından yağın özüne kadar olan 8 kilometrelik duble yolun tamamlanması talihsiz bir işlem sonucu, müteahhit firmanın bırakması sonucu diyelim onda. O da birazcık gecikti. Bu da ne bir devletin hatası, ne bir hükümetimizin hatası, ne bir karayollarımızın hatası. Tabii müteahhit firmanın hatasından dolayı bir gecikme yaşandı. İnşallah o da kısa sürede yağın özünü geçerek o yol çalışması da tamamlanmış olacak. Olacak. Başkanım kısa bir ara vereceğiz. Buyurun. Yine bir telefon buyurun bağlantısı var galiba. Evet. Alo. Alo. Sacit Kaymaz Vezir Köprü'den başkanım. Evet. Yayınımıza bağlandı. Buyurun Sacit, Sacit Bey. Bey, iyi akşamlar. Buyurun i̇yi efendim. İyi akşamlar. Başkanın sorunuzu değerlendirmenizi iletebilirsiniz. Buyurun efendim. Tamamdır. Belediye Başkanım hayırlı akşamlar dilerim size. Hayırlı akşamlar. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Başkanım ben Bahçekonak Köyü'nden Sacit Kaymaz. Evet. Buyurun. Bahçekonak Köyü'ne yapmış olduğunuz hizmetlerden dolayı minnettarımı belirtmek için bir aramayı istedim sizi. Evet, çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun, Allah razı olsun. Gerek kültür merkezi, gerek mezarlık yolları, gerek de mahalle sokak şeyleri, altyapılarını yaptığınız için çok minnettar Bahçekonak Köyü. Evet, efendim, ben teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyorum. İnşallah daha güzellerini yapacağız, daha iyilerini yapacağız. Bu amacımız hizmet. Aranan köy neresi efendim? Bahçekonak Mahallemiz. Bahçekonak Mahallemiz. Bahçekonak Mahallesi. Evet. Bahçekonak Mahallemiz. Şehir merkezinde. Çok sağ olun başkanım. Efendim buyurun, buyurun. Sağ olun, hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar. Çok efendim teşekkür ediyorum, sağ olun. Bahçekonak Mahallemizde hem parke çalışmamız var, hem kültür merkezini oluşturuyoruz, hem mezarlık çalışmamız var. Dün, bugün, yarın da Büyükşehir Belediye'mizin ana yolda, grup yolunda asfalt çalışması var. Bu tabii bu insanlarımıza gecikmiş olan gelen bir hizmet. Bunlar daha önceden maalesef noksan olarak geliyordu veya hiç yapılmamıştı. Bugün mezarlıklarda olsun, biraz önce dediğim gibi o yolların temizliği de yavaş yavaş o çamuru, tozu da ortadan kaldırıyor. Artık kültür evi de daha güzel şeyler, inşallah daha güzel şeyleri de önümüzdeki süreçlerde tamamlamış olacaksınız. Evet. Peki, şimdi biz vatandaşın nabzını bir evet alalım. Buyurun, buyurun. Değerli izleyiciler, Vezir Köprü'de yapılan çalışmalara vatandaş nasıl bakmış, neler söylemiş? Bunlar için Vezir Köprü'deydik dün. Evet, buyurun. Vatandaşların değerlendirmesini ayrıca muhtarlardan rica ettik. Civardaki muhtarları da bir araya getirdik. Onların da öneri, talep ve değerlendirmelerini birlikte izleyelim. Sonra başkanın gelecek dönemde, yani kalan 3,5 yıllık süre içerisinde evet, yapmayı planladığı çalışmaları hep birlikte izleyeceğiz, dinleyeceğiz efendim. Yok, iyi. Şu anda iyi buralar. Ben Vezir Köprü Kağlı Mahalle Muhtarı Kurtçakaya. Belediyemiz Sadıge Sistem Başkanımızdan çok memnunum. Bugün de yine hizmet almaya gittik. Hiç şeysiz bize hizmet ediyor. Tereksüzsüz. Yani her hizmeti köyümüze getirdik o zaman adeta. Kilitli taşı köyümün bitmek üzere. Başkanıma da çok teşekkür ederim. Size de teşekkür ederim Vezir Köprü'yü tanıttığınız için. Devamını al. İşte. Karışıyor. Güzel.
İsmim İsmail Şişman, Ahmet Baba Mahallesi muhtarıyım. Vezir Köprü Belediye'mizden ve teşkilatından, değerli başkanımız Sadık Ediz'den de çok memnunuz. Bugün de hizmet için yanına gittim. Bizleri hoşgörüyle karşıladı. Çok minnettarız başkanımıza. Bizi daha hiç boş çevirmedi. Ufak tefek noksanlar oluyor ama onları da devam ettirmeye çalışıyor. Başkanıma da buradan teşekkür ediyorum. Ahmet Baba Mahallesi adına. Memnunuz başkan, çalışıyor. Başkanı değilik bir konum yok. Herkesin tabii ki düşmanı bir şey olur yani. Arkasında bir cephe olur. Herkesle bir şey olur yani. Mutlaka bir çekemeyen olur. İstemeyen olur. İsteksizlik olur. Her şey olur yani. Başkana iletecek bir şey yok. Başkan otoriter, iyi bir insan. Değerini kollayan bir insan. Yerinde konuşacağı yeri, oturduğu yeri, kalktığı yeri ben birisi. İlk önce ben Esentepe köyü muhtarıyım. İsmim Mehmet Şerif Kaçlı. Köy ve mahalle muhtarlar derneği başkanıyım. Vezir Köprü Belediyesi güzel. Çalışıyor. Her imkanlarımıza yetişiyor. Dediğimiz şeyleri alıyoruz. Şu anda memnunuz. Yalnız işte biraz sıkıntılarımız var. Yollar, arabalarımız. Yollarda site bize yol. Gitmiyor. Yani o yolla olursa daha iyi olur yani. Başka bir isteğim yok şu anda. Memnunuz abi. Başkana iletmek istediğiniz mesaj? Başkanı Allah'a memnunuz olsun abi. Başkanımızdan çok çok memnunum. Çok çok iyi başkanım. Başkan bir şey diyeyim mi? Yani güzel hizmet veriyor, çalışıyor. Halkla ilgileniyor. Belediye başkanımız görevi devraldıktan beri çok güzel başarılara imza atıyor. Mesela Çamlı Parkımız olsun, Vezir Köprümüzün içine olsun. Şu anda köylerimizin asfaltı olsun, köylerimiz mahalleye döndüğü için başkanımız sağ olsun bizleri de düşünüyor. Çalışmaları çok güzel, teşekkür ediyorum. Ben Hayranlı Mahallesi muhtarıyım. Belediyemizden çok memnunum, bilhassa da başkanımızdan. Her an bir iş teklif ettiğimiz zaman yani aradan geçmeden yerine getiriyor yani, saat geçmeden. Onun için başkanımıza teşekkür ediyoruz. Bu çalışmalarının sonuna kadar devamını bekliyoruz başkanımızdan. Vallahi biz dağlar kadar memnunuz. Belediye başkanımız Allah razı olsun. Yani her yere el attı, her yeri kitabın yani güzel bir şekilde götürmeye çalışıyor. Allah kolaylık versin. Zor bir iş, kolay bir iş değil. Valla başkana iletmek istediğimiz yolumuz toz toprak içinde. Biraz ona bir az şey yapılması, asfaltının bir an evvel dökülmesini istiyoruz. İşlerine kolaylıklar diliyoruz. Yani şimdi şunu söyleyeyim. Türk milleti her zaman bunların üstünden gelir. Yani terör olayı doğru bir şey değil ya. İnsanlık adına doğru bir şey değil ya. Bu zamanda insan insanı gerçekten şey olur ama adamların amacı farklı. İşte bu konuda Sayın Cumhurbaşkanımıza yükleniyor. İşte seçimi kazanamadı da o yüzden böyle bir şeyler yapıldığını, yani böyle tetiklendiğini söylüyorlar. Halbuki öyle değil. Çözüm süreci içinde adamlar boş durmamış, adamlar her yere bomba düşürüyor. Madem niye düşediler bunu? Yani bunu Cumhurbaşkanımıza mal etmenin anlamı yok. Biz bu konuda yani bazıları kızar bu açıklamaları ama doğru bir şey değil yani. Teşekkür ederim. Ben Ahmet Gürgenci, Orta Cami Mahalle Muhtarıyım. Yani bulunduğumuz bölgenin mahallenin muhtarıyım. Öncelikle Aks TV'ye teşekkür ederim. Bu fırsatı bize verdiniz. Vezir Köprü, Vezirler Diyarı'na tanıtımda bulunuyorsunuz. Biz başkanımızdan memnunuz. Başkanımızdan herhangi bir isteğimiz olduğu zaman telefonda olsun, bizzat kendilerini ziyarette olsun. Biz istediklerimizi alıyoruz ama... Uruçay Mahallesi Muhtarıyım. İsmim Mehmet Acar. Öncelikle AKS Televizyonu'na teşekkür ediyoruz. Size de hoş geldin diyoruz. Belediyemizden memnunuz. Hizmetlerinden dolayı Sayın İbrahim Sadık Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Yani her türlü hizmeti alıyoruz başkanımıza. Bütün yaptığı hizmetler için kendisine çok teşekkür ediyoruz. Belediyesinin çalışmalarını nasıl buluyorsun? Çok güzel buluyorum. Çok güzel çalışıyor. Hem de çalışmasını isteriz böyle. Bir de koyumuzun yolunu yaparsalar daha iyi olur. Çakırdaş koyunu. Çok iyi çalışmaları belediye başkanının.
daha da iyi olmasını temenni ediyoruz. Kurak Kutu Muhtarı'yım. Koyun ufak olduğu halde güzel hizmetler almış. Başkanımızdan çok memnunum. O zamana kadar başkanımızdan böyle görmediğimiz başkanımızdan gördük. Başkanımızdan çok memnunum. Ama Büyükşehir Belediye Başkanımızdan da bazı isteklerimiz var. Şimdi bu asfaltlandırma çalışmaları biraz yavaş gidiyor zannedersem. Benim mahallemde 100 yıl caddesinde olan bölümü tamamen asfaltlandırılmasını istiyoruz. Çünkü çok yoğun şikayetler var. Bundan dolayı ben Büyükşehir Belediye Başkanımıza da rica ediyorum. Orta Cami Mahallesi 100 yıl caddesinin asfaltlandırılmasını istiyoruz. Şu anda çalışmalarında başarılar dileriz. Yani. Çalışmalarını devam ettirmesini istiyoruz ya aynı şekilde. Değerli izleyiciler, Vezir Köprülerin yapılan çalışmalarla ilgili değerlendirmeleri, muhtarların değerlendirmeleri böyleydi. VTR esnasında Dursun Kısa aradı. Habib Fakı da yol asfaltı evet. Talebi var. Çaltı Köyü'nden arayan Adem Baş ve yine Ayşe Baş aramışlar. Bunların da dar yol sorunu ve yol asfaltı ile ilgili talepleri olmuş. Şu anda tabii bu Habib Fakı hem Çaltı Kızılkisa hattındaki yol programı grup yolu olduğu için Büyükşehir Belediye'mizin kapsamında inşallah buradaki asfalt çalışmaları da kısa bir süre içerisinde tamamlanmış olacak. Yol demişken yol sorununa birazcık bahsetmek istiyorum. Ona hemen girmeden önce evet. Samsun Spor'la ilgili de maçlar için sizden otobüs talep eden... Samsun Spor mesela. İçin tabii Samsun biz Vezirköprü Belediye Sporumuzun bütün araç ihtiyacını şu ana kadar karşıladık. İnşallah bundan sonraki eğer Samsun Spor'un maçları içinde böyle bir talep gelirse bunu da biz karşılarız diye peki, diyoruz. Gelelim yollara. Araçlarımız şu anda hazır mevcut. Görevlendiririz. Tabii ki Samsun Spor'da bizim takımımız. İnşallah talep olursa tamamlarız buradan, bu daveti icap etmek etmiş. Üzere. Evet biz de kabul doğru ediyoruz. Sorunuza cevabını verdiniz. Peki şimdi son birkaç aydır özellikle Vezirköprü'de bozulmuş olan yolların iyileştiğini görüyoruz süratle. Yolla ilgili neler yaşanıyor, tabii, neler bu yapıyorsunuz? Bu yılların sıkıntıları, birikmiş sorunlar biraz önce bahsettiğimiz gibi. İşte biz bu yolları kazarken, bu yolların çalışmasını yaparken isteyerek biz bunları kazmadık. İhtiyaç olduğu için kazıldı. Köylerimizdeki yollarımızda da yıprandığı için sıkıntılı içerisinde. Burada biz kanalizasyon hizmeti getirdik. Doğalgaz çalışması tamamlandı. Yağmur suları düşünüyor. Biz sadece tamirle geçiştirdik. Sadece bu fazla masraf etmeyerek işten artırmadık, dişten artırdık. Tutum yaptık, tasarruf yaptık. Bunun için ekonomimiz güçlendi. Nedir ekonomik için, peki? Bunun için bu çalışmalarda ekonomimiz satmadık. Bugüne kadar hiçbir şey satmadık ve alıyoruz. Yani şöyle mi söyleyebiliriz? Vezirköprü Belediyesi hayata geçireceği evet. projeleri, geçirdiği projeleri ya da geçireceği projeler için bu kaynak yol sorunu kapsamında yaşamıyor mu? Kaynak sorunumuz yok şu anda. Ekonomimizi Allah'a çok şükür düzelttik. SGK'ya ve maliyeye borcumuz yok. Yok. Evet, piyasaya borcumuz var, yürüyen bir borcumuz var. Aldığımızı ödüyoruz. İnşallah en kısa zamanda bunu peşine çevirmeye çalışıyoruz. Kapanan beldelerin şu anda borçlarını ödüyoruz. Onu da kısa sürede tamamlayacağız. Bütçemizi 6 kata çıkardık. 6 kat büyüdük. Yani başladı 2009'dan evet, itibaren mi? Evet. Ne kadardı? Ne kadar çıktı? 10 milyon civarındaydı. Şu anda 55 milyon civarına çıktık. Yaklaşık 5,5-6 kat büyüdük. İnşallah bu önümüzdeki süreçte bunu daha da yükselteceğiz. Burada biraz önce söylediğiniz yolda kazdık. Evet kazdık, tamir yaptık. Şu anda da biten yerleri asfaltına geçiyoruz. Hem diğer mahallelerimizde hem şehir merkezimizin dışındaki mahallelerdeki hem Büyükşehir Belediye'mizin kapsamında giren yollar, grup yolların asfalt çalışmaları Büyükşehir Belediye'miz tarafından yürütülüyor. Ara yolların çalışmalarını, kumlama, parke çalışmalarını da biz yapıyoruz. Toplam yol ağımız 3000 kilometre. Büyükşehir Belediye'mizin 3000 kilometrelik kapsamındaki olan 650 kilometrelik bölümü, bizim de 2350 civarındaki çalışma ağımız var. Biz bunların şu anda kumlamasını yapıyoruz. Sadece mahalle işlerindeki parke çalışmalarını tamamlıyoruz. Bunu yaparken de parke kısımlarını Vezirköprü'deki parke fabrikamızda, Vezirköprü parke fabrikamızda ürettiklerimizi ve ayrıca ihalesini yaptığımız parkelerinin
montaj işlemini vatandaşlarımızla ve kendi şirket üzerinden çalıştırdığımız arkadaşlarımızla birlikte döşemesini yapıyoruz. 2014 yılında 1 milyon park ihalesi yapmışız bunu. Ayrıca üretimimizin dışında olan bu ihalesi. 2015 yılında da 2,5 milyon park ihalesi yapmışız. Toplam 3,5 milyon parkeyi Vezirköprü'ye döşüyoruz. Kazandırdınız. Bizim kendi tesisimizde de yaklaşık günlük 20 bin park üretiyoruz şu anda. Bu ürettiğimiz parkeleri Vezirköprü'nün mahallelerinde kullanıyoruz. Tabii istiyoruz ki biz bir yıl içerisinde bu yol sorunu bitsin. İstiyoruz ki teşekkür alalım. İstiyoruz ki memnuniyet alalım. Tabii bunun biraz önce dediğim gibi hem zaman süremiz hem de ekonomik olarak bunların altından kalkmamız bir anda mümkün değil. İnşallah bu süreç zarfında, görev süremizin zarfında bu verdiğimiz yol süreci hem Büyükşehir Belediye'miz tarafından olsun, asfalt çalışmaları, beton çalışmaları hem de bizim hem parke, hem asfalt, hem beton çalışmalarımız, biraz önce dediğimiz beton fabrikasında ürettiğimiz betonlarımızı bile burada kullanacağız. Önümüzdeki süreçte biz bunları tamamlamış olacağız. Efendim? Tabii bizim şehir merkezinde asfaltını yaptığımız protokol çerçevesinde Büyükşehir kapsamının dışında olan yollarda Büyükşehir Belediye'mizle yaptığımız kapsamda asfaltını tamamlıyoruz. Diğer kısımları da Büyükşehir Belediye'mizin 14,5 metrenin üzerindeki yollarda bu Büyükşehir Belediye'miz tarafından yapılıyor. Yaklaşık şu anda bu senede yaptığımız 8 caddenin çalışması inşallah yılbaşına kadar tamamlanmış olacak. Bu Narlısaray ve diğer Karayollar Bölge Müdürlüğümüzün ve Vezirköprü Havza arasındaki duble yolun proje ihalesi de çıktı, yapılıyor şu anda. Vezirköprü Havza arasındaki 30 kilometrelik duble yolun projenin uygulama ihalesi de yapılmak üzere hazırlıkları yapıldı. İhalesi yapılıyor. İnşallah bu 30 kilometrelik bölümünde 2016 yılının ortalarına doğru ihalesinin yapılacağını tahmin ediyoruz. Ve Vezirköprümüz için de bu da güzel bir kazanç olmuş olacak. Ekonomik durumundan bahsettiniz, herhangi bir sorun yok diyorsunuz. Kamu yatırımlarından biraz da bahsedelim. Son birkaç dakika. Hedeflerimiz var. Onları konuşacağız. Kamu yatırımlarından da bahsedelim isterseniz. Okullarımız yapılıyor. Sağlık Meslek Lisesi yapılıyor. Endüstri Meslek Lisemiz yapılıyor. İhaleleri bunların bitti. İmam Hatip Ortaokulu yapılıyor. Atatürk Ortaokulu yapılıyor. Öğürlü mahallemizdeki, Gömlekhisar mahallemizdeki çalışmalar sürüyor. Esentepe'de ve Narlısaray'daki okullarımız tamamlanmış oldu. Bunlar kamu yatırım olarak Hedeflerimiz var. Biraz önce dediniz. Hedeflerimizden de bahsedelim. Var. Sonra son bir telefon bağlantısıyla kapatacağız. Buyurun efendim. Bunlar tabii çok önemli şeyler. 2015 yılında çok önemli bir karar aldık. Vezirköprü Belediye Meclisimizden sağ olsun belediye meclis üyesi arkadaşlarımız çok büyük destek veriyorlar. Tarihinde böyle bir uygulama hiç görülmedi. Uygulanması da olmadı. 5 tane arsanın alımı yetkisini verdiler. Eğer biz bunu başarabilirsek, alabilirsek, almak için uğraşıyoruz. Nereden bahsediyorsunuz? İlçemizin değişik yerlerinde 5 tane arsayı alıyoruz. Bunun bir tanesine kaldı otopark düşünüyoruz. Bir tanesini belediye hizmet binası düşünüyoruz. Bir tanesi de öbür 3 tane arsamızı da iş merkezleri, ticari alanlar olarak düşünüyoruz. İnşallah bunları Vezirköprü Belediye'mize kazandıracağız. Allah bizi utandırmayacak. Bunu yetkisini aldınız çalışmak, meclisten galiba. Evet, meclisten yetkimizi aldık. Peki kaynak, sağ olsun arkadaşlarımıza nasıl? Da ben buradan sizlerin huzurunda teşekkür ediyorum. Çok sağ olsunlar. Satmak için değil, almak için yetki aldık. Bu da bizim için, Vezirköprü için çok büyük bir kazanç. 12,5 milyonluk bir yetki. 12,5 trilyonluk eski parayla diyeyim. Biz bunu Vezirköprü'ye kazandıracağız. Finansını sağladık. İnşallah bunun altından kalkacağız. Kalkacaksınız. Evet. Başka devam eden hedeflerinizden bahsedelim. Şu anda hedeflerimiz var. Galericiler sitemizde arsa alımını gerçekleştirdiler kooperatifi. Şu anda imarını tamamlamak üzereyiz. İnşallah galericiler sitemizi de önümüzdeki süreçte taşırsak yeni yerine bir nebze trafik rahatlatmış olacak. Bu arada küçük sanayi sitemiz, esnaflarımızın da kooperatif çalışmaları aşaması sürmekte.
bu arkadaşlarımızı da şehir dışına taşıyabilirsek, daha geniş, daha kullanışlı, daha kapsamlı bir sanayi sistemimize taşırsak, buradaki esnaflarımız da rahat etmiş olacak ve trafik de rahatlamış olacak. Çünkü şehir merkeziyle küçük sanayi sitesi iç içe girmiş durumda ve çok önceki yıllarda yapıldığı için de şu anda ihtiyaca cevap vermiyor ve esnaflarımız da o konuda rahatsız. Burada 2016 yılında hedefimize koyduğumuz kadın sığınma evimiz ve engelli yaşam merkezimizi de hayata geçiriyoruz. Vezirköprü için bir kazanç, Vezirköprü için bir kazanç ve yarım kalan bir huzur evimiz var. Ondan da bahsedelim. Evet. Onunla ilgili de çünkü Kemal Kayalıoğlu, 90 yaşında evet. Bir bahsever galiba. Kemal Kayalıoğlu amcamızla biz fen lisemizi yaptırdık. Vezirköprü'ye fen lisesini kazandırdık. O okulu yaptırdı. Biz de belediye olarak yurdunu tamamladık. Kendisi hayırseverdir. Ben sizlerin huzurunda ve halkımızın huzurunda ilçem ve şahsım galiba. Adına teşekkür ediyorum kendilerine. Tabii bunlar güzel çalışmalar. Bu büyük bir fedakarlık. Bugün huzur evini yapmak, bugün arsasını almak, inşaatına başlattırmak, bugün okulu kazandırmak, fen lisesini. Bugün Kız Lisesi'ni de kazandırdık, Anadolu Kız Lisesi'ni de kazandırdık. Bunlar öğrenciler, evet, Vezirköprü'deki çocuklarımız okuyor, başka yerden gelen evlatlarımız okuyor. Tabii ki burada eğitimin, kültürün seviyesi de beraberinde yükseliyor. Evet. Bunlar yükseldikçe biz medeniyeti erişeceğiz, bilgiye erişeceğiz, kültüre erişeceğiz. Eğitim seviyemiz yükselmiş olacak. 16 aile AFAD evi yanan 2011'de 16 aile evlerini teslim etti bildiğim kadarıyla. O da yine Vezirköprü'de önemli yangında, büyük yangında evleri yanan evet, aileleri teslim bu edildi. Kızılkise'de büyük bir talihsizlik sonucu yanmıştı. Biraz önce Çaltı Kızılkise hattı yol çalışmasından bahsettiğimiz grup yolumuz. İnşallah onun yolu da tamamlanmış olacak Kızılkise hattının. Burada o devletimiz yaptı ve teslim etti. Büyük bir talihsizlik sonucu yanmıştı burası. Şu anda çok güzel oldu. Biz de bayramdan sonra inşallah oranın meydan düzenlenmesi ve parkelerini tamamlayıp Sayın Bakanımız da açılışını gerçekleştirecek oranın. Onun dışında yine Gençler Karakucak Türkiye Şampiyonası'nda Vezirköprü'nün ismi öne çıktı. Türkiye ikinciliği turundan evet. Sonra. İlçe Gençlik Spor Müdürümüze de buradan teşekkür ediyorum. Yener Hocamıza. O da çok büyük özveride bulunuyor. Aslında Vezirköprü değil, kendisi Ordulu ama uzun yıllar Vezirköprü'de bu görevini tamamladı. Çok emek veriyor, çok zahmet veriyor. Hatta geçtiğimiz günlerde Çanakkale'deydi kendileri. Bu gençlerimizi eğitiyor ve burada da aldıkları başarılar küçümsenemeyecek başarı değil. Türkiye ikinciliklerini kazandılar. İlçemizin isimlerini duyuruyorlar. Gençlerimiz burada büyük başarılara imza atıyor. Ben kendilerine teşekkür ediyorum, gençlerimize. İnşallah önümüzdeki süreçte buna benzer başarılar, haklı gururlarını yaşatacaklar Vezirköprü'ye. Biz de onlara her zaman destek olacağız ve oluyoruz da. Başkanım çok teşekkür evet, ediyorum. Evet, ben de teşekkür ediyorum. Ben burada Büyükşehir Belediye'mizle turizm altyapı çalışmamız var. Kanyonumuz var, vezir suyumuz var. Vezir suyu 2750 dönüme çıkarıyoruz. 2750 dönüme çıkardığımız vezir suyumuzu, çıkaracağımız vezir suyumuzu, Vezirköprü halkımız şu anda 350 dönümünü kullanıyor. Burada bildiğiniz gibi daha önceden 65 kişilik bir feribotumuz vardı. Şu anda bu feribotu 150 kişilik feribota çıkarıyor Büyükşehir Belediye'miz. Burada Kuş Cenneti, Dereköy, Kuş Cenneti, Derbent, Kolay, Altınkaya Kanyonu ve Vezirsu'da bu bir 150 feribot. Kişilik feribotla bu 65 kişilik tekne turu yapılacak. Teknemizi de Kolay'a gönderiyoruz Büyükşehir Belediye'miz. Burada şehir merkezindeki tarihi yerleri gezdirip Kunduz'umuza çıkaracağız. Kunduz'da yayla evlerini tamamlıyoruz şu anda. 30'a yakın yayla evini Büyükşehir Belediye'mizin Turizm Altyapı Birliği ile almış olduğu kararlarla çalışmalara başladık. Şu an itibariyle zaten masasıdır. Çöp konteynerlerini de onu da koyuyoruz. Buradaki amacımız turizmde de öne çıkarmak Vezirköprümüzü. Hem Kunduz'umuzla, hem kanyonumuzla, hem Şahinkaya
kanyonuyla, Altınkaya barajımızla, vezir suyumuzla ve özellikle de tarihi eserlerimiz, şehir merkezimizdeki vezir köprülerimizle, camilerimizle, hamamımızla Köprülü Mehmet Paşaların bağrından çıkmış olduğu bir ilçemiz. Bunları tanıtarak, bunları ön plana çıkararak vezir köprümüzü hak ettiği yere bir gün mutlaka getireceğiz. Bunun çalışmasını yapıyoruz. Buradaki amacımız bizim medenileşmek, kentleşmek, şehirleşmek. İnşallah halkımız bize bu verdiği görevi layıkıyla getirerek hak ettiği yere gelmesi için mücadelemizi sürdüreceğiz. Farkındayız. Çalışmamız da bu yönde gidiyor. İnşallah Allah da, Cenab-ı Allah da utandırmayacak. Ben buradan sizlere çok teşekkür ediyorum. Bizlerin sesini duyurduğunuz için. Hükümetimize çok teşekkür ediyoruz. Bakanlarımıza, milletvekillerimize ve Büyükşehir Belediye Başkanımıza, valimize, bürokratlarımıza ve meclis üyesi arkadaşlarımıza, ilçemizdeki bulunan kaymakamımıza, bürokratlarımıza, bütün herkese, en önemlisi de Vezir Köprü'nün Kadir Şinas insanlarına çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olsunlar. Bizleri bağırlarına basıyorlar. Biz de bunların layıkıyla üstesinden gelmek için mücadelemizi sürdürüyoruz. Güzel. Cenab-ı Allah hepimizin yardımcısı olsun. Sağ olun. Allah utandırmasın diyorum. Allah'ın rızasını kazanacağız inşallah. Teşekkür ediyorum. Estağfurullah. Çalışmalarınızda başarılar dileriz. Sağ olun. Efendim. Çok sağ olun. 2 ayda, 3 ayda bir araya geliyoruz. İnşallah, inşallah. Ben sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Paylaşmak istiyoruz, sağ olun. Allah'a emanet olun diyorum. Sağ olun. Teşekkür ediyoruz, sağ olun. Biz teşekkür ediyoruz. Değerli izleyiciler, Samsun'un nabzında Vezir Köprü Belediye Başkanı Sadık Ediz. Konumuz oldu bu akşam. Canlı telefon bağlantılarıyla sesinizi, taleplerinizi ilettiniz. Size de teşekkür ediyoruz efendim. Yine soru, görüş ve önerilerinizi altta yazan Twitter ve Facebook adresi üzerinden bize iletebilirsiniz. Biz de başkanımıza aynı anda forward edebiliriz. Çok teşekkür ediyoruz. Bize ayırdığınız vakit için. Önümüzdeki hafta Samsun nabzında yine Çarşamba Belediye Başkanı Hüseyin Dündar konuğumuz olacak. Mutlu günler diliyorum efendim.